Nedir durum böyle? Herkesin kafası karışık beyim. Bir an evvel onları yeniden alp yapmalıyız. Alpler toyda bey seçimi için pusat kullanmaktan cenk etmeyi unutmuşlar. Onları gece gündüz çalıştırıp cenk'i hazır hale getirmelisiniz. Emredersin beyim. Eyvallah beyim. Hadi kolay gelin. Kolay gel Alpler. Şeref verdiniz beyim. Kurdu oldu. Onların kalbine toy sevdasını düşürünce gevşemişler baba. Obayı savaş nizamına getireceğiz Ertuğrul. Düşman tehlikesi birliği sağlar. Safları sıklaştırır. Obayı diri tutar. Kirleri örter. Bunları asla unutma evlat. Bir gün bey olursan obanı her daim gaza üzerine tut. Çok şükür obamızda huzurlu bir gün geçirdiğimizi gördüm. Çok şükür. Çok şükür. Dışarıda tapınakçısı, haçlısı, her türlü soysuzu kol geçse de insanın yuvasında huzurlu olması her şeyden daha önemliymiş. Bunları bize gösteren Yüce Rabbimize şükürler olsun. Çok şükür. Lakin Turgut bizi derinden yaralar. İnşallah onun da saatine kavuştuğunu görürüz. İnşallah baba. Ertuğrul, ben derim ki evvela Turgut'la Aykız'ın nikahını kıyalım. Bunca vakittir beklerler. Ben de size aynı şey diyecektim baba. Müsaadeniz olursa onların nikahını daha önce kıyalım diyecektim. Hayırlı işlerde acele etmeliyiz. Bunca acıdan sonra içimiz buruk da olsa, Şehzade Yiğit kalede esir de olsa gençlerimizin nikahını kıyalım. Huzurumuzu perçinleyelim. Perçinleyelim ki düşmanlarımızla savaşacak gücümüz olsun. İnşallah. İnşallah. Baba. Müsaaden olursa birkaç söz söylemek isterim. Otağın da, obanın da huzur bulması için karanlıkta kalan bütün sırların ortaya çıkması gerekmektedir beyim. Selcan, sen ne diyorsun kızım? Ana, derim ki sizin gibi kutlu bir anayla babanın otağına gerçekten huzur gelmesi için benim günahlarımı hepinizin öğrenmesi gerekmektedir. Selcan, ağzından çıkanı kulağın duyar mı senin? Gün doğdu. Evladımızı senin bildiğinden çok evvel düşürdüm. Sana söylemeye korktum. Bununla da yetinmedim. Yalanım ortaya çıkmasın diye bebeğimi Aykız düşürdü dedim. Onu suçladım. Obanın orta yerinde onu kırbaçladım. Gökçe'nin bir daha bebesi olmayacağını bile bile Ertuğrul Bey'imle evlenmesi için her yolu denedim. Sen ne yaptın Selcan? Keşke bu kadarıyla yetinseydim beyim. Bunlarla da yetinmedim. Kurdoğlu denen hainle işbirliği yapıp
bey olsun diye Gündoğdu'nun ruhunu kirlettim. Yapıp ettiklerimin bedelini hem Gökçe'min hem de erim Gündoğdu'nun hayatıyla ödeyeceğini bile bile... Bunların hepsinde benim suçum var. Hem de fazlasıyla. Selcan yeter. Otur. Dur hele. Otur evlat. Ne diyeceklerini bilmek isterim. Karanlık ve kirlenmiş ruhumun ne erimin döşeğini ne de anamla babamın otağını kirletmesini istemem. Ay kıza ettiğimin misliyle bana da yapılmasını dilerim. Kurdoğlu'na yapılanın aynının bana da yapılması gerekir derim. Vicdan azabıyla kendi canıma kıyıp daha büyük bir günah işlememe engel olduğu için İbnül Arabi'ye minnettarım. Size her şeyi anlatmamı söyledi. Ben de saklamadan anlattım. Cezam neyse çekmeye razıyım. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde bütün Ademoğulları günahkardır. Günahkarların en hayırlıları ise tövbe edenlerdir buyurmuşlardır. Selcan kızımız nasuh tövbesine girmek ister. Geçmişte yapıp ettiklerinden pişmandır. Hemen günahlarını terk etmeye, gelecekte günah işlememeye kararlıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasuh tövbesi için kulun günahlarından pişmanlık duyması, Allah'a tam rücu edip tıpkı sütün memeye dönmediği gibi kişinin tekrar günaha dönmemesidir demişlerdir. Selcan kızım, vereceğiniz her cezaya razıdır. Şer boyasıyla boyanmış her sırrın üstü kapanacakken, Selcan kızımız bundan istifade etmek yerine vicdanını dile döktü. Onun bu saf dileğine kulak verin derim. Kararı Gündoğdu versin.